Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir ders videosu çekeceğim. Biliyorsunuz elimden geldiğince size hem notu okuyup hem neydi ki süslemeleri gösterip hem üflüyorum hem okuyorum ki size faydası olsun diye. Ve üfleyen arkadaşlar da var gerçekten. Buna çok seviniyorum. Şimdiki eserimiz hastane önünde incir ağacı diyeceğiz. Biliyorsunuz kolay eserlerden gidiyorum ki herkes böyle öğrenebilsin, çalabilsin diye. Sonra belki başka makamlardan falan da gösterebilirim ama şu anda Kürdi eserlerden gidiyoruz. Şimdi ben bir kere üfleyeyim yine. Ondan sonra solfejini yapalım. Hatta hikayesini de ben size anlatayım. Biliyorsunuz bu bazı türkülerin yazımında falan hani bunların böyle bir hikayesi var. Hani nasıl yazılmış bu? Ben bunu daha önce programımız vardı. Orada da anlatmıştım. Hastane önünde incir ağacı şöyle oluyor ki burada ben notalarım var burada. Onları not aldım. Okuyacağım için. Komşu kızıyla beşik kertmesi olan Yozgatlı bir genç beşik kertmesi var işte. Kendisi askerliğe çıkıyor. Askere gidiyor. Ondan sonra askerde vereme yakalanıyor, verem hastalığına. Verem hastalığının tedavisi de o zamanlar hiç bilinmiyormuş ve tedavisi yokmuş yani. İşte hava değişimi falan diye askerden izin alıyor ve kızın yanına geliyor ama ailesi kızı göstermiyor gence. Ondan sonra bayağı uğraşıyorlar, ediyorlar, göstermiyorlar onlar da. Kızın ailesi diyor ki o zaman iyileş. Hani ondan sonra tamam diyorlar, kabul ediyorlar. Çocuk da İstanbul'a gidiyor tedavi olmak için. İstanbul'da hastaneye yatıyor. Hangi hastane olduğunu bilmiyorum. Belki kayıtlarda yazıyorsa siz de araştırıp bakabilirsiniz. Hatta yorumlara da yazarsanız memnun olurum. Ben de öğrenmiş olayım. Hastanede yattığı sırada tabii durumu günden güne daha ağırlaşıyor. Ve artık son zamanlarında da sanırım bir ay kadar yatıyor hastanede. Son zamanlarında bu güfteyi yazıyor. Yani bu şarkının sözlerine yazıyor. Hatta şapkasının altına koymuş yazıp. Vefat ettiğinde de hepsi birlikte hani eşyaları birlikte bu güfteyi de veriyorlar. Ne diyor? Hastanenin önünde incir ağacı diyor. Yani camda baktığı zaman direkt hastanenin hani önünde böyle camda ay anlatamadım. Aslında çok acıklı bir hikaye gerçekten. Demek ki yattığı yerde incir ağacını görüyordu. Ona bakaraktan böyle bir ilham geliyor demek ki. Böyle bir söz yazıyor, güfte yazıyor. Ondan sonra da besteliyorlar. Acaba bestecisi kimdi? Anonim mi? Onu da bilmiyorum şu anda. Yani bakmadım. Ama gerçekten çok güzel bir eser. Ben bunu anlattığım zaman çok duygulananlar, ağlayanlar oldu. Gerçekten. Böyle duygusal yani. Ben bir kere üfleyeyim. Ondan sonra solfejini yapayım. Ondan sonra işte devam edelim yine. İlk önce nakaratla başlayalım. Yani araname yapalım önce. Hatta şöyle göstereyim parmaklarımı. Oh
Evet. Bunda da arızalar vardı. Ben yine söyleyeyim size, yine okuyayım. Nasıl başlıyordu? Ses alalım. Diyordum. Evet. Aranam ile başladım. Es. Mi fa fa mi fa mi 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 re re do re si do si la sol la si si do si la si la la. Yani şöyle, hatta ben göstereyim, unutmayayım. Mi yapıyorum. Mi fa fa mi fa mi 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 re re do re si do si la sol la si si do si la si la. Tekrar yapalım. Ne yaptım? Süslemeler de yapıyorum bu sırada. Hani üst üste notalar geldiği zaman zaten biliyorsunuz ki çarpma yapacağız. Nerelerden yapıyorum? Yine kontrol edersiniz. Yine nakaratı gösteriyorum. Mi fa fa mi fa mi 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 re re do re si do si la sol la si si do si la si la la, ya da la, şuradan yapabiliriz la'yı. Bu aralarda arayı ben doldurdum, bir name bir şey yaptım ama neyse, oraya geçelim. La si la si, böyle başlıyoruz, si bir koma. La si do 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 re mi re mi mi re 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 do re si do bir koma. Mi re 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 do. Aynısını yaptım. Yine nakarat. Mi fa fa mi fa mi 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 re re do re si do si la sol la si si do si la si la la. Mi fa fa mi fa mi 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 re re do re si do si la sol la si si do si la si la la. Buradaki şey tabii çok gösteremiyorum, hani siz yine bu kadar mutlaka süsleme yapın, yani üst üste notalar geldi, en azından onları çarptırın. Onun haricinde mesela bazı yerlerde nerede yapıyorum? Do do si la sol diyorum. Yani ne yaptım? Yavaş çekim göstereyim. Bunu böyle sırayla çözüyorum. Yani şöyle. Do do değil de do do si la sol diyebilirsiniz. Bunlar püf noktalar, öyle diyeyim. Yaparsanız neyiflediğinizi daha güzel fark edersiniz. Çünkü süslemeli şekilde olunca ne olduğu belli oluyor. Öbür türlü çok bir şeye benzemiyor, öyle diyeyim. Yani siz zaten aradaki farkı anlarsınız üflerken. Evet arkadaşlar, soranlar var. Mutlaka ben yani tavsiye ediyorum. Böyle normal kamış alın. Plastik ney almayın. İnternetten hocam 50 liraya bulduk işte falan. Böyle şeyler almayın. Çünkü onları sadece duvarınıza asabilirsiniz yani. Hani onlar üflemek için değil. Siz eğer bu işi güzel şekilde yapmak istiyorsanız, hobi bile olsa, ya zevkle üfleyin. Neden ses çıkmıyor? Of, ne kötü bir şeymiş falan diye isyan ederek üflemeyin. En azından hani kaliteli güzel bir şey alırsanız hem siz rahat üflersiniz, hem daha güzel ses çıkar, hem daha çok hoşunuza gider. Bu böyle uzar gider. O yüzden dersimiz bu kadar olsun. Şimdilik hoşça kalın diyorum.